Hocam şimdi sizin biz geleceğinizi duyurduğumuz andan itibaren özellikle tabii Trabzon camiası için öneminiz ve anlamınız zaten tartışılmaz. Çok fazla Trabzonsporlu taraftarla mesaj ve tweet geldi. Bir gün Trabzon'la gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani uzun vadede de olabilir belki. Öyle bir planınız var. Kafanızdan geçiyor mu yani bir gün olabilir? Hayır, ben düşünmedim. Yani hayatımda da kimseyle flirt etmedim. Hı hı. Artı dediğim gibi çok mutluydum. Çok iyi günler yaşadım hem Kayseri'de hem Kasımpaşa'da. Trabzon çok özel bir yer. Tabii çok değişik bir yer, çok sevdiğim bir yer. Ama Kayseri'yi de çok seviyorum. Kasımpaşa'yı da çok seviyorum. Hani ben bir yere gideceğim, gitmeyeceğim onu böyle hiç plan etmedim. İnanın bildiğim plan buradan eve gideceğim. Bu böyledir yani. Yarın öbür gün ne olur onu da bilemiyorum. Eğer bir yere gitmek istemezsem o da Trabzon. Onu da açık söylüyorum. Niye? Antrenörlük işi yine yani zor bir iş. Birisi penaltı kaçırır, sen kötü oluyorsun sonuçta. Ama sevdiğim bir yer. Beni de çok seviyorlar. Yani bunun kaybolmasın yani. Bu sonuçta sonuca bağlı her şey. Çok da örneği var değil mi? Yani futbolcuyken efsane olup ondan sonra teknik direktör olup başarısızlık olunca belki o eski anıların güzel anıları da gölgeleyebiliyor sanki. Taraftarla ilişki biraz daha... Ay, ne olacağını bilmiyorum ama yani kolay bir karar değil yani. Arka arkaya soruları verelim. Hemen şu mu diye size sorular soracağız. Futbolla alakalı. Hemen başlayalım Hakan. Direkt bir soruyu soralım. Sor. İlk sorumuz futbolculuk mu, teknik direktörlük mü hocam? İkisi. Bir seçim yapsanız. Yok seçim. Peki, devam. İkinci soru, Burak Yılmaz mı, Fatih Tekke mi? Oo. Zor soru değil mi hocam? Fatih çok klas bir oyuncuydu. Yani böyle ince... Burak çok iyi bir golcü. Değişik bir golcü. Ama Fatih daha fazla böyle sadece golcü değil. Burak daha fazla böyle öldüren, böyle son kurşun vuran diyebilir miyim böyle? Tabii. Son dokunuşu. Fatih biraz daha inceli. Ben Burak ile oynamadım. Evet tabii. Ama yani Fatih ile oynadığın için. Şota mı Arçil mi? Revaz. Bizim abi. Revaz ha değil mi? Bizi çok uğraştı. Çok hayatım boyunca örnek oldu. İnşallah beraber daha fazlasını yaparız. Tiflis mi Trabzon mu? Ani anedir. Yani bir tane annesi var yani. Hacı mi Alex mi? Hacı. Yani Real Madrid, Barcelona geldim tabii gol falan filan ama yani böyle bir başarı kısa bir sürede bu kadar her şeyin kazanması ve dünya markası yani Alex klas bir oyuncu ama yani Hacı'dan bence Hacı. Hücum mu savunma mı hocam? Hücumcuyuz yani. Evet. Hami penaltısı mı? Panenka penaltısı mı? Ya Hami'nin penaltısı ya. Niye? Ya kaleci bakmıyor, korkuyor ya. Az önce görüntü de vardı. Tabii onu evet. Biz gerçekten gülüyorduk ya. Kaleci böyle ya Hami lütfen ya suratına gelmesin diye. Bunun bir çok kısa bir video var o zaman. Videomuz var. Panenka penaltısı. Bu bugün gerçekleşti. 18 Hiç yaşında mi? Bir futbolcu. Evet. Benfica altyapısı. Balde yapamıyor. Şu yorum merak ediyorum hocam. 18 yaşında
Atmasını siz teknik direktör olsanız maçtan sonra bu futbolcuya ne dersiniz? Ya da maç sonunu bekler misiniz? Biz Çin'e gittik. Ajax. 100 bin taraftar maç seyrediyor. 2-0 öndeyiz ve 2-0'dan sonra penaltı vuracağız. Richard Witschke ve Dani vardı Portekizli. Birbirimize dediler ki hani Cruyff ve Neeskens bunu yapıyorlar. Evet, paslaşarak, evet. Paslaşarak yapalım. Pires de Ali de denemişti onu. Evet, kaçırdık o penaltıyı. Uç 2 mağlup olduk. Maçtan sonra hoca sormuş diyor, nedir bu durum? Niye öyle ya? Olur mu böyle bir şey? Diyor ki 1 milyar insan görecekti diye. Yani biraz değişik yapalım. Doğal olarak vursaydık diye. Bu maçın kaç kişi söyle görecekti onu bilemiyorum. Evet. Onun için gençler yani belki skoru da bilmiyoruz. Belki 5-0. 1-0 öndeydi galiba. 1-0 öndeydi. Ya yine de yani bilmiyorum. Yani. Peki hocam hızlı hızlı gene devam edelim. Dörtlü savunma mı, üçlü savunma mı? O takıma göre değişir. Yani oyuncu kim, defans kim, ha, Pepe, işte Ramos ve bir tanesi yani 50 metrede birebir oynayan ve geçemeyen. Arkasında da öyle mesela biz çok Morten Olsen bunu diyordu karşı karşıya gidenleri. Ya alma kırmızı kart diyor. Kalede Van der Sar var diyor yani. Kim atar kolay karşı karşıya giderken? Sen kırmızı kart alıyorsun 10 kişi kalıyoruz. O ona tabii 5'te yapabilirsin. Barcelona 2 kişiyle oynuyor geride. Ama top vermiyorsan rakibe defansda lazımdır. 80 dakika ben oynuyorum. Hiç defans olmasın o zaman. Peki hocam Hamsi mi? Şunu da sormak istiyorum. Celtic mi Feyenoord mu? Celtic mi Feyenoord mu? Ajax ve Rangers yani. Onun hayır, iki zaten. Ezeli rakipten hangisini tercih edersiniz? Tercih eder misiniz? İyi bir rakipler ama onu da saygı göstermek zorundayız. İyi bir rakip. Yani düşman bile böyle arkadan vurmayan, işte gece karanlıkta sana ne bileyim bıçak saplamıyor. Bıçak vurmayan, bu etmeyen öyle bu iyi bir rakip, gerçek bir rakip. Yani doğru bir rakip. Düşman gibi bilim en azından böyle karşı karşıya görelim de kimin daha iyi ateş vuruyorsa. Ve hocam son sorumuz Hamsi mi, köfte mi? İkisi de değil. Kırmızı şarap. Hocam Hollanda Ligi'nde hem futbolcu olarak bulundunuz hem de teknik adam olarak çalıştınız. Hollanda Ligi'nde çünkü çok önemli futbol ülkesi çalışmak size neler kazandırdı? Biraz hücumu seviyor olmanızın hayır orada mesela bayağı chess oynuyorlar yani böyle. Satranç. Çok bir şeyler öğrenebilirsin. Şey, son Dünya Kupası'nı düşünün. Hollanda Ligi anlatarken desen ki ya işte ya çok hafifladı artık. Oradan bu oluyor, şu oluyor. Kazanan çok gençler oynatıyor. Aldı 25 kişi. Üstünde iki tane ildizi koydu. Robin ve Percy. Az da dünya şampiyon oluyordu. Niye? Evet. Bunu biliyor. Nerede durduğunu biliyor. Yani çok özel bir yetenek. Tabii her ülkede bir özel yetenek çıkıyor her 10 seneden 5 kişi ama özellikle iyi disiplin olan çok aman yani genius yeteneği olmayan top oynuyor. Danny Blind'in benim çok arkadaşım, sevdiğim arkadaşının oğlu. Ya ne diyeyim size? Manchester United'da şimdi. Ama 23 milyonu Manchester United'e gidiyor. Doğruları yaptığı için mi sadece yani? Hani Türkiye'ye getirmeyeceksin. Bak inanın bana Türkiye alırsın almazsın diyecek. Çünkü bu topçu değil diyecek. Alıyor yanıma veriyor. Nedir bu? Ha niye almaz 50 metre çalım atar herkese veya çok değişik bir şey yapması gerekiyor. Yani ki birisinin gözünü çarpsın diyor. Bu kimi getirdin diyeceksin. Alıyor yanıma veriyor diyor. Ha Manchester United alıyor ama alına ve aynı rengini verene yani.
Adam aynı rengini buluyor, aynı rengini pas veriyor yani. Aynı renk, kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz. Biz beğenmiyoruz. Niye? Sol bek veya işte orta saha oynarken muhakkak tek başına maçını alır. Getirdik diye, yabancı diye, çok para ödedik diye. Takım oynatıyor. Tabii bir kişi bir gün yaratır farkı yani. Bugün Messi'yi seyrediyoruz. Yani ne diyelim. Ama yanında da onlar da oynuyor ya, maskerane oynuyor. Ha ne yapsın yani? Ya bu kadar boylu stoper oynuyor. Evet. Oynuyor olabilir. Ama oynuyor yani. Hem kafasına sokuyor hem %100'de de gidiyor. Dueli de kazanıyor. Top alınca da oynuyor. Kuruyor. Reklama gideceğiz ama.